Fas'ta 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerinden olanlar için çadır kentler kuruluyor. Onlardan bir tanesi Marakeş'teki Ani bölgesinde kuruldu. Ancak çadıra ulaşamayan depremzedeler de var. Onlar da yardım için eylem yaptı. Ve aynı zamanda deprem bölgesinde yaşananları da aslında Fas'ta bu deprem anı, bu felaket yaşandığı andan itibaren CNN Türk ekibinden arkadaşlarımız takip ediyor. Emrah Çakmak ve Halil Kahraman o bölgede yaşananları görüntüledi. İzleyelim. İnsanlar zor durumda, soğukta kalıyorlar. Yatak, battaniye ve çadır gerekiyor. Burada hiçbir yetkili yok. Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılmasıyla binlerce kişi evsiz kaldı. Yatacak yerleri olmayınca dışarıda kalmak zorunda kaldılar. Fas'ın sadece 4 ülkeden yardım kabul etmesi ve yeterli yardımın olmaması sebebiyle halk eylem düzenledi. Evet, şu anda Fas'ta belirli bir grupta kendilerine çadır verilmedi diye protesto gösterisi düzenliyorlar. Bakın toplandılar, bu alana geldiler. Kameraman Halil Kahraman da gösteriyor bu anları. Burada çadırların oluşturulduğu alana geldiler ve protesto yaparak bizlere de çadır verilmesini istiyoruz diyorlar. Bakın şu anda güvenlik güçleri de onlara müdahale için hazır vaziyette sakin olmalarını istiyorlar. İmnan'daki insanlar sarsıntıdan çok zarar gördü. Depremin şiddetinden çok etkilendiler. İnsanlar dışarıda oturuyor. Bir yetkili yok. Bir komutan yok. Şimdiye kadar bir kişi bile gelmedi. Ülkede yardım faaliyetleri Fas hükümeti ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılıyor. Kuruluşlar depremzedelere gıda yardımında bulunuyor. Ayrıca ilk çadır kent Marakeş'e bir saatlik uzaklıkta bulunan Ani bölgesinde kuruldu. İçinde Sahra Hastanesi de bulunuyor. Yaralananların tedavisini Fas Sağlık Bakanlığı ve Fas Ordusu personelleri yapıyor. Depremin üzerinden 3 gün geçtikten sonra bazı bölgelere çadır kentler kuruldu. Onlardan bir tanesi Asni yerleşim yerinin hemen bu boş meydanına getirildi. Ve şimdi Halil Kahraman'la birlikte bu alanda çadırın içerisine gireceğiz. Şöyle adım adım gidelim ve bakın bir anne ve çocuğu burada yaşamlarını sürdürecekler. En azından kalıcı bir konutu yapılana kadar bakın burada da yatmak için evinden getirdiği yataklarını görebiliyoruz. İşte depremin etkisini bu çadırın içerisinde kalıcı konutları yapılana kadar geçirmek zorundalar. Korkunç bir geceydi. Bütün evimiz yerle bir oldu. Çok korktuk ve kendimize dışarı zor attık. Evlerimiz çok güçlü sallandı. Çok şükür şu an bir çadır bulabildik ama durumumuz çok kötü. Kuzey Afrika ülkesi Fas son 120 yılın en büyük depremini yaşadı. Deprem en fazla dağ köylerini etkiledi. 2000'in üzerinde Faslı hayatını kaybetti. Şu anda üzerinde bulunduğum bu enkazda hayatını kaybedenler oldu. Marakeş depreminde biz de şu anda kameraman Halil Kahraman'la birlikte Adasil bölgesindeyiz. Burada yerleşim yerinde hayatını kaybedenler kadar yaralananlar da oldu. Tabii bakın şu anda enkazdan bir köy görünüyor.